Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda Aydın Yayınlarına ait AYT kimya denemelerinden 26.sını çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda iki tane tanecik verilmiş. Bu tanecikler izoelektroniktir diyor. Bakın şöyle söyleyeyim, izoelektronik demek elektron dağılımları ve dolayısıyla elektron dizilimleri de sayıları da aynı olur ama şuna dikkat, elektron dağılımları aynı olması lazım. Şurası 18 ise, çünkü iyon yüküyle elektron sayısının toplamı burayı verir. O zaman bunun da elektron sayısı 18'dir. O zaman proton sayısı da 16'dır. Bu taneciklerle ilgili elektron dizilişleri aynıdır. Evet, izoelektronik ise zaten elektron dizilişleri aynı olması lazım. X eksi 2'nin çekirdek yükü, çekirdek yükü dediği proton sayısıdır. Y artınınkinden büyüktür. Bakın bunun çekirdek yükü 16'dır. Bu maddenin çekirdek yükü ise 19'dur. Daha mı büyük? Hayır, yanlıştır. Y'nin nötron sayısı, bakın nötron sayısını da şöyle yapıyorduk. Proton sayısıyla nötron sayısını topladığımızda kütle numarasını verir. Bu maddenin 16 nötronu vardır. Bu maddenin ise 20 tane nötronu vardır. Y'nin nötron sayısı X'ten fazladır. Bu da doğrudur. O zaman cevap 1 ve 3'tür. Evet, ikinci sorumuza baktığımızda diyor ki potasyum klorür katısı üzerine su eklenerek hazırlanan, dibinde katısı bulunmayan doygun potasyum klorürün 3 çözeltisi 3 ayrı kaba eşit hacimde dağıtılıyor. Bu çözeltilere sabit sıcakta aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Buna göre bu işlemler sonucunda kapladık potasyum klorürlerin molar değişimleri nasıl değişir? Yani 3 tane kabımız var. Üçünde de doygun potasyum klorür çözeltisi var. Birinci kaptan su buharlaştırıyor. Şimdi su buharlaştırırsanız molarite eşittir M bölü ve hacim azalacak. Doygun olduğu için şimdi giden her hacme karşı mol sayısı da azalacak ve dipte katı oluşmaya başlayacak ama molar değişim değişmeyecek. Yani başlangıçta da doygun, sonda da doygunsa molar değişimi değişmez. Yani şu üçünden biri olacak. İkinci kaptaki çözeltiye doygun sodyum bromür çözeltisi ekleniyor. Bakın şurada molarite eşittir M bölü V'den düşünebiliriz. Şuna baktık, ortak iyon var mı? Yok. Şimdi siz bunu, bakın bu çözeltinin üstüne bu çözeltiden eklerseniz hacim artar. Hacim arttığı için molaritesi azalır. İkincisi azalır olacak. Üçüncü kaptaki çözeltiye su eklenir. Yine bu aynı mantıkta, bakın su eklerseniz molarite eşittir M bölü V, hacim artar. Yine molarite azalır. O zaman cevap B şıkkı olur arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuza baktığımızda periyodik cetvelin ikinci periyodunda bulunan elementlerden X'in çekirdek yükü Y'ninkinden azdır. Buna göre niceliklerden hangileri kesinlikle Y büyüktür, X ilişkisi vardır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın, periyodik cetvelde ikinci periyodunda bulunan iki tane elementten bahsediyor. Diyor ki X'in çekirdek yükü Y'ninkinden azdır. X bu taraftaysa Y bu tarafta. O zaman grup numarası diyor. Evet, sonuçta bu tarafa doğru gidince grup numarası kesinlikle artacak. Yani 1A'ya, 2A, 3A'ya, 5A neyse artık herhangi bir işte 1A'ya, 8A bile olabilir. Grup numarası Y büyüktür X. Kesin doğru. Birinci iyonlaşma enerjisi. Şimdi iyonlaşma enerjisi için şunu söyleyebiliriz değil mi? Bakın iyonlaşma enerjisinde iki tane şöyle tepemiz vardı. 2A, 3A'dan büyük. 5A'da 6A'dan büyük. Şimdi bu şöyle bir durum söz konusu olabilir. Burası 5A, burası 6A olabilir. O zaman iyonlaşma enerjisi X büyüktür Y olma olasılığı var mı? Var. Bilemeyiz yani. Burası 5A olur, burası 8A olur. Y büyüktür X, o da olabilir ama bilemeyiz yani. Kesin doğru diyemiyoruz. Elektronegatiflik, yine elektronegatiflik bu tarafa doğru giderek artar ama en yüksek elektronegatiflik kimdedir? 7A'dadır. Mesela burası 7A olsa, burası 8A olsa o zaman ne olacak? Yine X'in elektronegatifliği soy gazından büyük olacak. Halojenden daha büyüktür. Yine böyle bir olasılık söz konusu olduğu için cevap yalnız 1'dir. Evet, dördüncü sorumuza baktığımızda şekildeki kapta bulunan gaz karışımını oluşturan ideal gazların aşağıda verilen bazı özellikleri arasındaki ilişkilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi metan için şunu söyleyebilir miyiz? Metanın molekül ağırlığı 12, 4 daha 16. Diğer madde ise C3H4 dediğimiz, burası 36, burası 4 yaptı, burası da 40 yapar. Mesela M'ye 160 diyelim. Mesela M değerimiz 160 olsun arkadaşlar. Şimdi burası 160 bölü 16'dan, yani burası 10 mol ise burası 160 bölü 40'tan 4 mol yapacak. Mol kütlelerini bulduk. M'ye de bir değer verdik. Kısmi basınç, kısmi basınç doğru orantılıdır mol sayısıyla. Kimin mol sayısı büyük? Bu maddenin. O zaman doğrudur. Molekül sayıları yine doğru orantılıdır mol sayısıyla. Yine bu ifadede doğrudur. Öz kütleler arasındaki ilişki, öz kütle D eşittir M bölü V. Sonuçta bunların M'leri aynı. Hacimleri de aynı. Aynı kabın içerisinde. O zaman bunlar eşit. Moleküllerin ortalama hızı, ortalama hız biliyorsunuz ki sıcaklıkla doğru orantılı, mol kütlesiyle ters orantılı. Şimdi dikkat edersek zaten aynı kapta olduğu için sıcaklıklar aynı, o zaman bunun mol kütlesi 16, bunun mol kütlesi 40. Daha hafif olan bu maddenin hızı daha yüksektir.
Hacimler arasındaki ilişki aynı kabın içerisinde oldukları için bunların hacimleri aynı. Az önce şurada da söyledik. Aynı kaptalarsa eşit hacimli olması lazım. O zaman E şıkkı yanlıştır. Evet, 5. sorumuza baktığımızda diyor ki standart koşullarda tepkimeler verilmiştir. Buna göre 13 gram asetilen yandığında aynı koşullarda açığa çıkan enerji aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi asetilen için şunu söyleyebiliriz. Bunu yaktık. Mesela yaktığımızda karbondioksit artısı oluşacak. Tepkimeyi denkleştirdik. Şurası 2 oldu. Şurası 1 oldu. Oksijen için de 2 kere 2 4, bir de burada 3 bölü 2 olacak. Oksijen çok önemli değil. Element olduğu için sıfırdır. Şimdi arkadaşlar bakın, asetilen 1 molü, yani bundan 1 mol girse 1 molü 26 gram. Şimdi biz bu 26 grama göre bir delta H hesaplayabilir miyiz? Hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplarız? Şimdi delta H eşittir ürün eksi giren diyoruz. Peki delta H eşittir karbondioksit, bakın şurası 2 tane karbondioksit artı bir tane su eksi asetilen. Şimdi asetilenin değeri kaç? Artı 256. Bakın ürün girenler tarafında olduğu için endotermik. Yani şurası 256. Şuraya geldik. Karbondioksit değeri 276 ve ürünler tarafında olduğu için egzotermik 2 çarpı eksi 276 artı suyun değeri 232. Hocam niye bu sayıları direkt bu maddelere göre alıyorsunuz derseniz, bakın buradakiler element. Bu sıfır, bu sıfır. O zaman bu sayı buna ait. Bakın bu sıfır, bu sıfır. Bu sayı buna ait. Çünkü diğerleri sıfır. Yine bu şu sıfır, şu sıfır. O zaman burada nedir? Bunun sayısal değeri buna ait. Şurası aslında gaz olması lazım. Bence burada sıkıntı var. Gaz olarak düşünün arkadaşlar. Onu da gaz olduğunu düşünün. Çünkü sıfır olması için standart koşullarda fiziksel halinin gaz olması lazım. Bu şekilde çözeceğiz. Onu da söyleyeyim. Yani şurası da ne yapıyor? 232 yapıyor arkadaşlar. Yani buradan delta H'ı bulacağız. Önce bu tepkimenin delta H'ını hesaplayacağız. Evet, şurayı çarptığımızda eksi 552 çıkar. Şurası da, pardon, şurası eksi 232 idi arkadaşlar. Egzotermik olduğu için eksi 232. Şurası da eksi 256 yaptı. O zaman 552 ile 232'yi toplarsak burası eksi 784 çıkar. Şurası da eksi 256. O zaman bunu da eklersek artı 256 diye dedik. Ya bu işlemin toplamı 1040 çıktı arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyebilir miyiz? O zaman 26 gram, yani 1 mol girdiğinde bu tepkimenin delta H'ı 1040. Şimdi burada ne diyor? 13 gram. O zaman 13 gramda ne olacak? Yarısı kadar olacak. Yarısı da nedir? Yani 1 molde ya da 26 gramda 1040 ise bunun sayısal değeri 13'te 520 olacak. Yani cevap C şıkkı olur arkadaşlar. Evet, 6. sorumuza geçersek, 6. sorumuz bir asit baz sorusu. Şurayı temizleyelim. Yukarıdaki grafikte diyor 200 mililitrelik hidroklorik asitin sulu çözeltisinin 0,1 molarlık potasyum hidroksit sulu çözeltisiyle oda koşullarındaki titrasyonu verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın, şu noktada nedir? Şu formülü kullanabilirsiniz. Asidin molaritesi, asidin hacmi, asidin tesir değerli, bazın molaritesi, bazın hacmi, bazın tesir değerli. Şimdi asidin molaritesini bilmiyoruz. Zaten onu soruyor. Asidin molaritesini bilmiyoruz. Asidin hacmi kaç? 200. Asidin tesir değerli, suya verebileceği hidrojen sayısı 1 eşittir. Bazın molaritesi 0,1 diye belirtilmiş. 0,1 çarpı yine şurada eklenen baz 200. Bazın tesir değerli de 1. O zaman buradan 200'ler birbirini götürdü. Asidin molaritesi 0,1 çıktı. Bu ifade doğru. Grafikte x'in değeri 1 de diyor. Şimdi bakın, asidin molaritesini buldunuz. Hidroklorik asit suya attığınızda hidrojen artık klor şeklinde ayrışır. 0,1 ise burası da 0,1. O zaman başlangıçtaki pH için eksi logaritma hidrojen iyonu değişimi eksi logaritma, burası da 10 üzeri eksi 1 yapar. O zaman 1 çıkar. Yani şuradaki olayın başlangıç noktası 1'dir. pH 7 olduğunda oluşan çözeltideki hidroksit değişimi 10 üzeri eksi 7'dir. Evet, pH 7 olduğunda pOH da 7'dir ve bu noktada hidrojen iyonu değişiminde 10 üzeri eksi 7, hidroksit iyonu değişiminde 10 üzeri eksi 7 molar. Bu ifade ikisi için de söylense doğrudur. Yani cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Evet, 7. sorumuza baktığımızda gaz fazında gerçekleşen kimyasal bir tepkimeye ait bir durumundan iki durumuna geçirildiğinde değişimlerin tanecik yüzdesi kinetik enerji grafikleri yukarıda vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Yanlıştır. Bakın birinci grafiğimizi incelediğimizde şuradan şuraya bir şey, yani bir eşik enerjisi düşmüş. Yani bunu yapabilecek tek şey nedir? Katalizördür. Bu ifade doğrudur. İkincisinde ise eşik enerjisi değişmemiş ama kinetik enerjisi artmış. Yani şurada sıcaklık arttırılmıştır. Bu ifade doğrudur. Birinci grafikte bir durumundaki tepkime hızı iki durumundaki tepkime hızından daha azdır. Evet, bakın birincisi katalizörsüz. Şurası ise katalizörlü. Katalizör kullanırsak hız artar. O zaman birinci durumda daha düşüktür. İkinci grafikte ikinci durumdaki tepkime hızı birinci durumundakinden daha fazladır. Bakın yine ikinci durumda sıcaklık artmış. Sıcaklık artarsa hız artar. Bu da doğrudur. Her iki grafikte de aktifleşme enerjisi azalmıştır. Bakın birinci de aktifleşme enerjisi düşmüştür ama burada aktifleşme enerjisi değişmez. Çünkü sıcaklık aktifleşme enerjisini değiştirecek bir faktör değildir. Aktifleşme enerjisini değiştirecek tek şey nedir? Katalizördür. E şıkkı yanlıştır. 8. soruya baktığımızda yukarıdaki ısıca yalıtılmış kapta gerçekleştirilen tepkimesi piston 1 konumundayken dengededir. Piston 2 konumuna getirildiğinde bakın hacim azaltıldı. Dengenin girenler lehine kaydı ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin arttığı gözleniyor. Bakın diyor ki denge bu tarafa gidiyor ve sıcaklık artıyor. O zaman nedir? Isı bu tarafta olacak. Bu tarafa kaydığında ısı açığa çıkacak ve ortam ısınacak. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Peki şöyle söyleyebilir miyiz? Bakın N mi büyük, M mi büyük? Şimdi hacim azaltılırsa molarite artar. Şimdi burası da arttı, burası da arttı. Demek ki burası daha çok arttı ki tepkimen bu tarafa doğru gitti. O zaman M büyüktür, N ifadesi doğrudur. EA ileri EA geriden büyüktür diyor. Şimdi delta H eşittir. EA ileri eksi EA geri diye bir formülümüz var. Hani ürün eksi giren dışında bunu da kullanıyoruz. Şimdi buranın pozitif çıkması lazım. Neden? Bu tepkime endotermik. O zaman pozitif çıkması için şu enerjinin daha büyük olması lazım. İleri tepkime için evet delta H burası pozitif dedik. Sıfırdan büyük. O zaman cevap A şıkkı olur arkadaşlar. Evet 9. sorumuza baktığımızda diyor ki doğmuş sulu çözeltilerindeki anyonların molar değişimleri x olan aşağıdaki az çözünen tuzlardan hangisinin karşısında yazılan çözünürlük çarpımıyla çözünürlük arasındaki ilişki yanlış yerimiştir. Bakın öncelikle birincisini biraz daha ayrıntılı anlatacağım. Diğerlerini kısa yoldan anlatacağız. Bakın mesela bunu suyun içerisine attığımızda bu madde kalsiyum artı 2 flor diye ayrışır. Şimdi bu maddenin molaritesine bakın S desek burası S burası da 2S olur. O zaman bunun KÇÇ bağıntısı ne olur? 4S küp olur. Peki bunun bakın şuradaki florun X olabilmesi için buradaki kalsiyum florun kaç olması lazım? 2'ye 1 ilişkisi. O zaman burası X bölü 2 olması lazım. Bakın S yerine X bölü 2 yazdığımızda ne olacak? 4 yerinde duruyor. O zaman X bölü 2'nin küpü. Bu doğru. Demir hidroksit için bakın bu 27S küp olur. Yani şurası S olsa şurası 3S'nin 3. kuvvetinden burası 27 pardon S üzeri 4 olur. 3. kuvvet buradan bir de buradan. Şimdi bakın şurada 3 tane hidroksit var. Buna X olması için burada suda çözünen maddenin kaç olması lazım? X bölü 3. X bölü 3'ün 4. kuvveti başında da 27 var. Şimdi burası 3 burası da 2. Yani buraya 3S desek buraya 2S desek burası 108 çarpı S üzeri 5 yapar. Şimdi buradaki fosfata baktığımızda 2 tane fosfat var. Bunun x olması için buranın x bölü 2 olması lazım. Evet 108'i yazıyoruz. S yerine de x bölü 2'nin 5. kuvveti. Bu da doğru. Şimdi kalsiyum karbonatı S desek S kare yapar. KÇÇ'si. Şimdi bir tane karbonat açığa çıkar. Hep anyonlar üzerinden gidiyoruz. O zaman burası S. Bakın şurası x olması için şurası da x olması lazım. O zaman x'i yerine yazdığımızda S yerine x yazdığımızda x kare olur. Bu da doğru. Şimdi geldik bu maddeye. Buna S desek, pardon, maddenin tamamına S desek. Şurası 2S, şurası da S olur. O zaman burası 4S küp olur. Şimdi bunu suyun içerisine attığınızda bir tane sülfat açığa çıkar ve bu X'miş. Şimdi bakın şuradaki maddenin katsayısıyla bunun katsayısı eşit. O zaman burası X ise burası da tamamı için söylüyorum X. O zaman S yerine X yazarsak şuranın 4 X küp olması gerekiyordu ama burada 4X bölü 2 küp yazılmış. Bu ifade yanlış yazılmış. Bu sebepten dolayı cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet 10. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda resmi verilen karbon elementinin allotropu ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Evet elmas. Elmasın şekli verilmiş. Bu ifade doğru. Bilinen en sert doğal maddelerden biridir. Evet en sert doğal maddedir deseydi yine kabul edecektik. Elektriği iletmez. Evet. Karbonun 4 tane değerli elektronu var. Bu 4'ünü de ortaklaşa kullandığı için elektriği iletmez ancak ısıyı iletir. Bu ifade doğru. Cevap A şıkkıdır.
11. sorumuza baktığımızda diyor ki 90 gram glikoz ile hazırlanan 2 molellik sulu çözelti için kullanılan su kaç gramdır diye sorulmuş. Şimdi molalitenin formülünü hatırlarsak molalite eşittir çözünenin molü bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı. Çözücünün kilogramı diyelim. Uzatmayalım. Şimdi öncelikle şunu mole çevirelim. Bakın bu çözünenin molünü bulursak mol eşittir kütle bölü mol kütlesi. Kütlemiz 90. Mol kütlemiz de burada belirtilmiş. 180 böldüğümüzde 1 bölü 2 yani 0,5 mol çıktı. O zaman getirip yerine yazıyorum. Molalitemiz 2. Eşittir 0,5 bölü çözücünün önce kilogramını bulacağız. Buradan kilogramı bulduğumuzda 0,5'i 2'ye böldüğümüzde 0,25 çıkar. Tabi bunu da grama çevirmemiz lazım. Sonra da o şekilde söylemiş. Kilogramı grama çevirirken 1000'le çarpıyoruz. Burayı 1000'le çarptığımızda evet şuradan 2 sıfır attık virgülden kurtulduk. O zaman 25 çarpı 10'dan burası 250 gram yapar. Yani cevap B şık olur. Verilen tepkime için X ve Y'nin farklı başlangıç değişimlerinde elde edilen tepkime başlangıç hızları tabloda verilmiştir diye belirtilmiş. Buna göre tepkimenin hız ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye de sorulmuş. Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Birinin sabit, diğerinin değiştiği noktayı buluyorduk. Mesela bakın 1 ve 2. deneye bakarsak X sabit. Y ne yapmış? 2 katına çıkmış. Hız da 2 katına çıkmış. Aynı oranda etkilediğine göre Y'nin birinci kuvveti olacak. Peki X'i incelersek, bakın X'i incelememiz için 1 ve 3. deneyi alıyorum. Burada Y sabit. X bu durumda ne yapmış? 2 katına çıkmış. Hız ise 4 katına çıkmış. Bakın burası 2 katına çıkmış. Burası 4 katına çıkmış. Yani karesi kadar, ikinci kuvveti kadar etkilediğine göre burası da karesi olacak. O zaman hız eşittir. Hız sabit çarpı x'in karesi çarpı y'nin birinci kuvveti olması lazım. Yani şıklara baktığımızda cevap da eşit olacaktır. 13. sorumuza baktığımızda diyor ki şekildeki galvanik hücrede y katısının kütlesi zamanla azalıyor. Bu hücreyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi şöyle bir kodlamamız vardı. Hatırlarsak kimya yani katotta indirgenme, anotta yükseltgenme. Şuraya bir A daha ekleyebilirsiniz. Anotta aynı zamanda ne olur? Aşınma olur şeklinde aklınızda kalabilir. O zaman Y'nin olduğu kısımda aşınma olur, kütle azalması olursa o zaman burası anot. Yani sebebi de şudur. Onu da söyleyeyim. Anotta yükseltgenme olacak. Ya Y katısı zamanla Y artı 2'ye dönüşecek. Yani katı tepkimeye giriyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Yani bu kodlamayı bilmiyoruz, öğrenmek istemiyoruz diyorsanız bu şekilde düşünebilirsiniz. O zaman burası da nedir? Katottur. Anotta yükseltgenme olacak. Katotta indirgenme olacak. O zaman ne diyor? X elektrodu katottur. Doğrudur. Y elektrodundan dış devreye elektron verilir. Evet, burada elektron üretiliyor ve iletken tel üzerinden elektronlar anottan katota gider. Bu da doğrudur. Hücre tepkime sistemli de diyor. Et galvanik hücreler pil tepkimeleri istemli tepkimelerdir. C şıkkı da doğrudur. Kendiliğinden olur. X katısının olduğu yarı hücrede X artı iyonların derişimi zamanla azalır. Burada bakın indirgenme olacak. Yani biz katot tepkimesini de şuraya yazarsak katotta X iyonumuz zamanla elektron alarak X katısına dönüşecektir. Tepkimeye girdiği için derişimi zamanla azalacaktır. Sabit sıcakta Y katısının olduğu kaba saf su ilave edilirse pil potansiyeli azalır diyor. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Anota su eklerseniz pil potansiyeli artar. Bu aklınıza bu şekilde kalır. Sebebi de şudur. Şimdi burada öncelikle pil tepkimemizi yazsak. Biraz uzak oldu ama bunların öncelikle elektron sayılarını eşitlememiz lazım. Buraya 2 ile çarpıyoruz. Yani buraya 2 geldi, buraya 2 geldi, buraya 2 geldi. Ve taraf tarafa topladığımızda şöyle olacaktır. Y katısı zamanla Y artı 2'ye dönüşecek. İki tane x iyonumuzsa zamanla iki tane x katısına dönüşecek. Ve elektronlar da birbirini götürecek. Bakın siz şu kabın içerisine yani y katısının olduğu kısma su eklerseniz molarite eşittir m bölü ve hacim artar. Hacim arttığı için suda bulunan iyonun molaritesi azalır. Bu maddemizin yani bu iyonun molaritesi azalırsa tepkimemiz ne yapar? Ürünler yönüne kayar. Ürünler yönüne kaydığı için de pil potansiyeli artar. Anota su eklerseniz pil potansiyeli artar mantığı buradan geliyor. Yani burada yanlış olan E şıkkıdır. Evet arkadaşlar bu denemeyi de burada bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.